Haftanın ilk gününde, ilk Yeşil Bülten'inde gelişmeleri paylaştık sizinle. Şimdi dönelim aslında meseleye, en önemli meselemize. Yeşil Bülten'de haftanın neredeyse 2-3 günü konu ediyoruz bu meseleyi. İklim değişikliğinin etkileri 2016 yılında daha da derinleşmeye başladı. Neredeyse her ay istisnasız olarak son yıllarda kırılan rekor 2016'da artık tasdiklendi. 6 ay, ilk 6 ayı 2016'nın tarihin en sıcak 6 ayı oldu. Kuzey yarım kürede artık ilk yarısını geride bıraktık yaz aylarının ve tablo vahim sonuçlara işaret ediyor gibi. Tüm bunları değerlendirmek üzere Skype yoluyla yayınımızda olacak Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi'nin müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz. Merhaba hocam. Merhaba Utku Bey. Evet, aslında tabloyu siz bize özetleyiniz istedik. O yüzden çok da uzatmadım sözü. 6 aylık bir sıcaklık rekoru kırıldığı ortada. Buzullarda ciddi miktarda rekor seviyelerde erime var. Sıcaklık rekorları, buzul erimeleri ve daha niceleri. Neye işaret ediyor bunlar? Nedir şu anda iklim değişikliğine dair elimizdeki en ürkütücü veriler? Şimdi biliyorsunuz biz defalarca sizle aynı programda bulunduk. Dolayısıyla yani bunları defalarca tekrarladık. Yalnız olan şey şu, 2015 yılı şimdiye kadar tarihte yaşanan en sıcak yıl oldu. 2016 yılı da ilk 6 ay verileriyle 2015 verilerini de geçecek gibi duruyor. Yani bundan sonra çok önemli bir serinleme, soğuma falan olmadığı müddetçe 2016 yılı tarihte yaşadığımız en sıcak yıl olacak. Şimdi 2014 en sıcak yıldı. 2015 o rekoru kırdı, en sıcak yıl oldu. 2016'da 2015'in rekorunu kırarak en sıcak yıl olacak. Hani önümüzde bundan daha açık bir şekilde insanlara gösterebileceğimiz, işte bakın budur iklim değişikliği diyebileceğimiz zaten başka bir kanıt yok. Yani her yaşadığımız sene bir önceki seneden daha sıcak oluyor. Yeterli derecede büyük bir felaket bizim açımızdan bunların hepsi. Peki bu sıcaklıklar bize neyi anlatıyor? Sıcaklıktaki artışlar daha doğrusu neyi anlatıyor? Yani endişelenmek için yeter sebep mi bu sıcaklık artışları? Endişelenmek için yeterli sebebi biz geçeli yaklaşık olarak 20-30 sene oldu. Yani zaten 30 senedir çok ciddi dertlenmemiz gerekiyordu. Yalnız büyüklerimiz, büyük devletler bu konuda çok fazla, yani bizim dertlendiğimiz kadar dertlenmiyorlar. Buradaki temel nokta şu. Atmosfere biz her geçen gün daha fazla karbondioksit gazı salıyoruz. Saldığımız bu karbondioksit gazı kömür, petrol ve doğalgaz yakmaktan kaynaklanan bir atık. Bu atığı biz atmosfere attığımız müddetçe dünyanın sıcaklığı artacak. Biz ne kadar fazla bu yakıtları yakacak olursak dünyanın sıcaklığı bu kadar fazla artacak. Bu da bizim açımızdan çok ciddi dertlenmemizi gerektiren bir konu. Ve bu konuda hani Paris Anlaşması yapıldı 2015 yılının sonunda, 22 Nisan'da imzaya açıldı bu anlaşma ve dünyanın pek çok ülkesi bu anlaşmayı imzaladılar. Yalnız o anlaşmayı imzalamakla kalmayıp o anlaşmayla ilgili bir takım şeyleri yerine getirilmesi gerekiyor. Bunların başında da bizim işte bu fosil yakıtları kullanmamızı bir şekilde azaltmamız lazım. Yalnız maalesef hiç kimse bu konuda adım atmadığından her geçen gün, yani gerek ülkemiz gerek dünya çok ciddi olarak kötüye doğru gitmekte. Evet, biz bunları konuştuğumuzda sizinle de farklı konuklarımızla da aslında izleyenler, takip edenler birazcık bir bilim kurgu senaryosu içindeymiş gibi bir hisse düşüyorlar anlaşılan. En azından tepkilerden anlaşılan da o. Ama şimdi aslında yaşadığımız şey tam da bu dünyanın gerçekliği. Bu sıcaklık rekorları bize neyi anlatıyor peki? Yani ne olabilir şu anda? Buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi hep ısrarla altı çizilen noktalardan bazıları. Bunlar dışında her insanın neredeyse o gündelik hayatını etkileyecek dönüşümlerden bahsediyoruz sanıyorum. Nedir bunlar? Şimdi bu bahsettiğimiz buzulların erimesi gibi olaylar esasında bizim çok ciddi gündelik hayatımızı etkileyecek konular. Bu işin en sonunda, yani bu bugün, yarın, sizin, benim göreceğimiz bir olay değil. Ama bizim torunlarımızın göreceği bir nokta olarak deniz seviyesi yaklaşık olarak 80 metre yükselecek. 80 metre yükselecek demek bugün kilometrelerce kıyıdan içeride olan mesela bir Nazilli gibi bir yerin deniz kenarı olması demek. Taksim'in bir ada olması demek. Yani bu zaman içerisinde hepimizin hayatını
korkunç derecede etkileyecek. Yalnız o güne kalmadan Türkiye'de özellikle gıda problemleri çıkacak. Yani şu anda bizde tahıl üretimi her geçen gün düşmekte Türkiye'de. Biz samanı bile yurt dışından alır hale geldik. Bu bir şekilde iklim değişikliğiyle bağlantılı bir konu. Yani gökten ne kadar az yağmur düşerse bu nesnelerin büyümesi de o kadar zorlaşıyor. Ve biz kendimizi beslemekte gün geçtikçe daha fazla zorluk çekmeye başlıyoruz. Artı ben işte hep söylerim annemle de konuşurken bir derece arttı, iki derece arttı dediğimizde o ne güzel ısındık diyor annem. Yalnız şu var, 1 derece, 2 derece sadece ortalamalardaki artıştır. Ortalamalardaki 1 derece, 2 derece artış esasında ekstrem yani uç sıcaklıklarda çok daha yüksek artışlar demektir. Yani İstanbul'un ortalaması 2 derece artıyor demek, bizim ortalama beklentimiz 29'dan 31'e çıktı demek değil. Aynı zamanda İstanbul yavaş yavaş 40 dereceleri görecek demektir. Şimdi 35'te tamam öf pöf diyoruz ama 40 dereceyi bulduğumuzda ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlayacak insanlar İstanbul'da. Ve lütfen kimse bana şey demesin, bakın Diyarbakır'da insanlar 40 derecede gayet rahat yaşıyorlar, İstanbul'da niye yaşayamıyorlar? Hayat Diyarbakır'da 40 dereceye göre ayarlanmış ama İstanbul'da 40 dereceye göre ayarlanmış değil. Onu serinletmesi, soğutması, uyuması yani biliyorsunuz Güneydoğu Anadolu'da gayet güzel çatıda yatılır. İstanbul'da hangimiz çatıda yatabiliyoruz? Şimdi böyle problemler olduğu müddetçe hepimiz bu problemlerden bir şekilde etkileneceğiz gelecek zamanda. Peki bu buzulların erimesi meselesiyle ilgili bu yıl için ortaya atılan bazı senaryolar var. Çok geçmiş yıllardan beri hep tartışıla gelirdi 2016 yazının sonu. Bu yaz sonunda Kuzey Kutbu'ndaki buzulların ciddi oranda erimesi bekleniyor. Bu beklentilere dair son tahminler, son durum nedir peki? Şimdi yaklaşık olarak 2012 senesi bu buzulların, yani Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erimesi açısından çok kötü bir seneydi. 2016 o seneden de kötü gidiyor şimdilik. Yani biliyorum yayıncı olarak hani 2016 sonunda yani Eylül ayının sonunda buzullar açısından 2016 sonu demek o. Kuzey Kutbu'nda buz kalmayacak falan desem çok güzel olur ama o kadar kötü bir senaryo değil. Yalnız Kuzey Kutbu'nda buz kalmayacak günlere yaklaşıyoruz. Hani bu 2025 olur, 2020 olur, 2030 olur ama bir gün yani normal yaşayan herhangi birimiz Kuzey Kutbu'nda buz kalmadığını göreceğiz. Bu sene de ona doğru hızla yaklaştığımız bir sene. Yani özellikle yaz başında Kuzey Kutbu'ndaki buzların miktarı yani alanı çok ciddi biçimde azaldı. Yaz sonunda yani Eylül ayının sonunda inşallah tekrar konuşur. O öngörünün çok ilerlemediğini, hala buzların var olduğunu konuşuruz. Çünkü Kuzey Kutbu'ndaki buzlar bizim açımızdan çok önemli. Denizin beyaz renkte olmasını sağlıyorlar. Bu da ışıkların yansımasına neden oluyor. Ve alttaki suyun fazla ısınmaması demek. Yalnız o buz gidip altından okyanus suları çıktığında okyanus suları uzaydan bakıldığında koyu renktir. Ve üstüne gelen ısıyı, ışığı emer. Hani biz nasıl yazın açık renkli giyinin diyorsak aynı sebepten. Yani aşağıda koyu renkli giyinmiş oluyor deniz eğer üstündeki buzlar eriyecek olursa. Bu bizim açımızdan son derece önemli bir konu ve her geçen sene Kuzey Kutbu'ndaki buz miktarı azalmakta. Peki, yani böylesi bir tabloyla karşı karşıyayken çok geç kaldık demek, tüm dünya için söylüyorum tabii ki bunu. Çok geç kaldık demek mümkün ama yapılabilecek şeyler var demek de bir diğer ifade şekli belki de bu soruna yaklaşımın. Ne durumda dünya? Yani geri dönüşü olmayan bir yol mu bu yoksa dönüş için hala dönüş noktaları var mı dünya için hocam? Şimdi dünya için tabii ki her zaman dönüş noktaları var. Çünkü öbür türlü yani kapatıp gidelim, kapatıp gitmeyeceğimize göre bir şekilde dönebiliriz bir yerlerden. Yalnız her attığımız adım yani bu şu anda artmakta olan problemi durdurmadığımız her adım çözümüne gittikçe güçleştiriyor hepimiz açısından. Ve çözdüğümüz zaman da pek çoğumuzu çok çok daha rahatsız edecek çözüm yöntemleri olacak. Yani bundan 20 sene önce biz durma yolunda bir adım atmış olsaydık o zaman çok daha makul ve basit adımlarla kurtarabilirdik. Ama durmadığımız her gün yaptığımız frenin hasarı çok daha fazla oluyor bizim açımızdan. Yani bundan da kastım şu anda
bizim birden neredeyse elektrikli arabalara geçmemiz gerekecek. Ama piyasada elektrikli araba yok. E o zaman ne yapacağız? İşe yürüyerek gideceğiz. Ha kötü bir şey mi? Değil tabii ki. Ama pek çoğumuzun hayatında ciddi, önemli hasar yaratabilecek konular bunlar. Hiçbir zaman durmak için geç değil, yavaşlamak için geç değil. Yalnız özellikle bizim ülkemizde bu sera gazı salımlarının azaltılmasındansa, yani onu yapalım, o ayrı konu. Ama bizim açımızdan daha önemli konu iklim değişikliğinin başımıza getirecekleri belalara karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani tarımsal anlamda hazırlıklı olmamız gerekiyor, sağlık anlamında hazırlıklı olmamız gerekiyor, su seviyesinin, deniz seviyesinin yükselmesi açısından hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani kendimizi buna hazırlamamız şu anda Türkiye açısından çok çok daha önemli bir konu. Peki böyle bir hazırlık var mı diye soralım ya da bu hazırlığın en azından ibareleri çıkıyor mu karşımıza? Şimdi tabii ki bu konuda hazırlık var ama yani devletin bu konuyu ciddiye aldığını göreceğimiz çok önemli bir hazırlık yok. Yani planların içerisinde bir yerde bunlar hep konuşuluyor ama gerçekten eyleme dökülmesi bu planların çok önemli ve o konuda çok fazla eyleme dökme yolunda bir çaba yok. Devletimizde de, özel sektörde de, kişilerde de. Yani bu hepimiz açısından önemli bir konu ve bu önemli konuyu çok fazla gündeme taşımıyoruz. Yani tabii ki ülkemizin şu anda çok çok daha önemli bir gündemi var. Ama bu önemli gündem hep en önemli olmaya devam ettiği müddetçe iklim değişikliği gibi ve bunun getireceği hasarlar gibi esasında uzun vadede bizi etkileyecek konularda hep arka plana atılıyor. Bu çok sağlıklı bir şey değil. Yani bir noktada oturup bunu da konuşmamız gerekiyor. Bütün 70'lerden beri süren bir mücadele aslında iklim değişikliğini önce kabul ettirmek, ardından buna karşı önlem almaya uluslararası kamuoyunu çağırmak. Gelen yani 50 yıla yakın süredir süren bu mücadelenin nihai sonucu olarak karşımıza Paris İklim Anlaşması çıktı. Siz de adına zikrettiniz konuşurken. Bu iklim anlaşması yeterli olmadığını herkes söylüyor. Ancak bu iklim anlaşmasının tam da Türkiye'de bu bahsettiğiniz hazırlığa dair bazı somut adımlar atılmasına öncülük etme ihtimali var mıdır? Çünkü henüz imzalamadı da Türkiye bir yandan iklim anlaşması. Şimdi hani ben bu konuda konuşmak istemem. En son yani Paris'teki son oturumun neredeyse kapanışında Türkiye'nin iklim müzakerecisi Sayın Mehmet Emin Birpınar oturum başkanına ama dedi yani Türkiye'nin özel şartlarını kabul etmeyecek olursanız biz bunu meclisten geçirmekte zorlanırız ve çok pozitif bir cevap alamadı karşı taraftan. Yani biz devamlı Türkiye'nin özel şartları var, Türkiye'nin özel şartları var diyoruz. Uluslararası ortamda da bunu dinletmemiz çok çok kolay olmuyor. Çünkü herkesin kendisi açısından özel şartları var. Ama benim şahsi görüşüm Türkiye'nin esas özel şartları, Türkiye gelişmekte olan ülkedir, şudur, budur, bunların hepsini anlıyorum. Ama çok daha önemli özel şartımız biz iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek dünyadaki noktalardan birinde oturuyoruz. Ve bu etki sadece bizi değil çevremizdeki bütün ülkeleri de ciddi biçimde rahatsız edecek. Yani Türkiye'de yağış azalacak olursa Doğu Anadolu'daki Fırat Dicle suları azalacak ve bu da hem Irak'ta hem Suriye'de zaten kaygan olan zeminleri daha da kaygan hale getirecek. Dolayısıyla bizim ülke olarak politikamızı bundan çok zarar göreceğimiz ve bu zarara karşı koymak için hazırlanmamız gerektiği üstüne kurmamız gerekiyor. Onu demeye çalışıyorum. Yani evet Türkiye'nin sera gazı salımlarını azaltmak için elinden geleni yapması gerekiyor ama bir o kadar hatta çok daha fazla eforu bu bela başımıza geldiğinde kendimizi nasıl koruyacağız üstüne sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye şu anda sadece niye sera gazını azaltmıyorsun kavgası içerisinde dünya devletleriyle. Biz o kavgayı bırakıp saldırıya geçmeliyiz. Biz bundan en kötü etkilenecek ülkeyiz. Biz eforumuzu o konuda harcayacağız diye. Peki bunları daha çok konuşacağız gibi duruyor. Hele 2016 yeni bir sıcaklık rekoru kapıdayken. Maalesef. Bugünlük çok teşekkür ediyoruz Levent Kurnaz. Çok sağ olun. Rica ederim. Profesör Doktor Levent Kurnaz Skype yoluyla yayınımızdaydı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi'nin müdürlüğünü yapan iklim ve doğa bilimci Levent Kurnaz'ın 2016 yılına dair analizlerini
2016'nın sıcaklık rekorlarıyla birlikte devam eden günleri içinde neler yapılması gerektiğini konuştuk. Yeşil Bülten'i noktalayalım. Saat başında haberler için karşınızdayız.